Askeri ücret 11.402 TL oldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Bunun hakkında bu 11.400 yetmiyor yani. Hani nasıl yetmiyor? Ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya hani gezmeye geldim. Ondan sonra efendim mesela 8.000 lira kira veriyorum. Hani kira parası. Bu 14.400 yani ne kalıyor ki sana? Ki bu şeyler ne yiyebiliyorsun, ne gezebiliyorsun, ne şey yapabiliyorsun? Bu da şeylerin hepsi uçtu zaten. Yani bunun hakkında güzel bir şey yapılmasını istiyoruz. Asgari ücret birazcık daha yükseltilsin, kiralar düşsün. Ve bu mülteciler gerçekten de yani artık kendi ülkelerine dönmesini istiyoruz yani. En az 20 bin olmalıyız. Çünkü kiralar uçmuş, gıda şeyi uçmuş. Ondan sonra efendime söyleyeyim mazot uçmuş, dolar olmuş 25 lira. Öyle değil mi? 25 lira dolar olmuş yani. Bunun hakkında bir işlem yapılması gerekiyor. Ne gezebiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun yani. Gençler olarak rezil olmuşuz yani resmen. Bu zamı bekliyordum. Vallahi bu zamı ben daha yükseğini bekliyordum. Hani 15.000 dedim belki güzel olur. Ama hani 11.500 hiç yani güzel bir para değil mesela. Hani asgari ücrete göre hiç güzel para değil yani. Ya şu an beyefendi asgari ücret yetmiyor insana. Şu an kira olmuş ne kadar. Ev masrafları var. Bunu şu an ben mesela evli bir insan olsa 11.000 ile çalışsa hiçbir şeyine yetmeyecek bu asgari ücret. Mesela şu an biz tarlayı ektik. Tarladan da mesela bir sene bekledik. 30 milyar para geldi. Asgari ücretle de çalışıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz yani. Ne ev kirası yetebiliyor. Ev kirası olmuş 15 bin yani. Yetmiyor. Ne, yani bir evli olsa insan altına ne araba alabilir ne başka bir şey alabilir altına. Yetmiyor yani. Hiçbir şekilde yetmiyor. Asgari ücret en az 20 bin olması lazım. Yani. En az yani. Abi bekliyorduk ama şu şekilde bekliyorduk. Daha fazlasını bekliyorduk yani. Zam yapıyorlar buradan. Asgari ücreti yükseltiyorlar. Bir bakıyoruz ev yükselmiş. Bir bakıyoruz bilmem bu da yükselmiş. Bir bakıyoruz başka bir şey yükselmiş. Yetmiyor yani hiçbir şekilde insana yetmiyor. Vallahi şu andaki şartlara göre yani yaşamak çok zor bu parada. Geçinmek çok zor. Yani bir evin kirası 7-8 lira olurken bir asgari ücret nasıl bu paradan geçim yapsın? Kesinlikle kabul etmiyorum. 15 bin TL olması lazım. En az. Ben o kadar beklemiyorum. Ben 15 bin lira bekliyordum. İnsanların böyle yani asker yaşamaları için böyle bu seviyede olması lazım. 15 bin TL olması lazım. O kadar insanlar da bu paradan geçinemezler. Normalde bu askeri ücreti 15-18 arası olması lazım. Bizim ailemiz çok geniştir. Bizim gelirimiz bize yetmiyor. Artık şimdi bizim maddi durum olarak şu an yani iyi değildir. Ama bu devlet üzerinde yine bize idare ediyor. Yani yine devletimize Allah razı olsun. Ama bize yardım etmesi lazım yani. Bizim fakir fukaramız var. Yani ufak çocuklarımız da vardır. Geliri hiç yok. Olmayan da var. Yani onlarla ilgilenmesini istiyoruz. Yeterli. Yeterlidir. Hayır. Daha fazlasını istiyoruz. Yani 14-15 arası olması lazım. Asgari ücretliyim. Verilen asgari ücretten de tamamen memnunum. Allah Tayyip Erdoğan'ın işini gücünü rast getirsin. Aslında yalan olmasın ben 10.500 lira bekliyordum. 11.000'i geçmesi bizim için güzel bir şey olmuş yani. Bence şu şartlarda yeterli. İnşallah ilerleyen dönemlerde enflasyon düşerse büyük ihtimal daha iyi bir ücret görmüş olacağız yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu duruma göre devletin verdiği asgari ücret gerçekten değerli bir ücret. Geçim için bir vatandaşa yetecek bir ücret. Bu arada şunu da düşünmemiz gerekiyor. İşvereni de düşünerek işsizliği önlemek için de çok fazla büyük talep olmuş olsaydı bu sefer de işsizlik daha fazla artacaktı. Bu şekilde olması çok iyi oldu yani. Güzel dursa. Şimdi bir işçi için, bir emeklisi için güzeldir. Ama gençler için şeysi çok olanlar için belki kiracı bir adam için azdır. Ama bizim gibi bir insan, emekli bir insan için iyidir yani. Bence yeterli. Yani şimdiye kadar asgari ücret 2 senede çok iyi bir artış oldu yani. Geçen seneden beri. İyi zam %30, %30, %40, %55 falan bir zam geldi. Ha tabii insanlar şükür ederse yeter. Şükür etmese yetmez buna. Bekliyorduk. El söylüyordur yani. 11.500, 12.000 civarı millet onu bekliyordu yani. Ha şimdi Cumhurbaşkanı da bunu söylüyordu yani zaman zaman. Bunu verilecekti. Merhabalar. Öncelikle siz tanıyabilirsiniz. Ben Kadir. Şanlıurfalıyım. Ama İstanbul'da yaşıyorum. Asgari ücret dün gece çok güzel oldu.
Ama şimdi çalışma vakti geldi. Ama herkes bu sene sonra artık gelecek, her şey bağlı oldu. Evler düştü. Bu arada dün gece biraz evler altın düştü. Ama Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Ama yükselecek Ocak'ta. Bekliyoruz yine. 15 milyar Ocak'ını bekliyoruz. Teşekkürler ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Koysunlar parayı. Cevirlerle mi koysunlar? Fazla iyiler, içiler. Dorga evvel koydular parayı. Hepsinden saklamışlar. Ama kendilerini tutan insanlar da ne yapsınlar? Thank you.